Kırklareli ili Vize ilçe sınırında bulunan Balkaya köyü keşfedilmemiş bir cennet köşesi olarak bilinmektedir. Özellikle doğa tutkunlarının mutlaka uğraması gereken bir yeridir. Burada harika doğal güzellikler bulunmaktadır. Bol bol manzara fotoğrafı çekip bu anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Ayrıca burada konaklama için otel bulunmamaktadır. Bunun dışında burada çadır ile kamp kurup konaklayabilirsiniz. Aya Nikola Manastırı. Kıyıköy kasabası Pabuçdere yolu üzerinde Güney Yamaç'ta kasabaya 200 metre mesafededir. Bizans dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üst bölümde ise keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır. Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. 19. yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır. Beğendik köyü. Ülkemizin en batı kısmında farklı bir dünya, hiç kirletilmemiş bir deniz ve muhteşem bir doğanın olduğunu söylesek, bilmiyorum deyip yanlış tahminlerde bulunanlar çok olacaktır. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bulunan Beğendik köyü, hiç alışık olmadığımız bir tatil yaşayacak sizlere. Bulgaristan sınırında bulunan köy, insanı büyüleyecek kadar temiz bir denize sahip. Denizin çok kalabalık olmaması sizleri çok şaşırtacak. Ormanda olabildiğince uzanan bir yol. Bu yolun belli noktalarında saklı olağanüstü güzellikte şelaleler.
yaz kış sürekli şakıyan kuşlar, ilkbaharda yeşilin, sonbaharda pastel renklerin tüm tonlarının egemen olduğu, kışın ise beyaza bürünüp huzur veren muhteşem bir doğa. Isıranca ormanlarının kıyısında su kaynakları açısından oldukça zengin olan Kırklareli'nin Vize ilçesi, son yılların popüler yürüyüş rotası Cehennemdere parkurunu barındırıyor. Vize'ye bağlı Kızılağaç köyünün 4-5 kilometre güneybatısında parkurun diğerlerinden bir farkı var. Nedenleri bilinmez, yürüyüşçüler burada ormandan geçerken huzur bulduklarını söylüyor. Şelalelerin orman içinde yankılanan sesi bile insanı rahatlatıyor, stresinden arındırıyor. Çok yüksekten düşmüyor belki, yine de olağanüstü görüntüler sunuyor. Bu şelaleleri izlemeye başladıktan kısa süre sonra ruhunuzun şelalenin duruluğu ve coşkulu sesiyle yıkandığını, rahatladığınızı, içinizin huzur dolduğunu hissediyorsunuz. Türk tarihine bakıldığında ilk savunma sanayi tesisi olması bakımından önemli bir yapı olan Demirkaya Dökümhanesi yaklaşık 10 bin metrekare alana kurulmuş. Dönemin tüm teknolojileriyle inşa edilmiş tesiste enerji su kanallarında çalışan çarklar ile üretilmiş ve demirin eritilmesi için gereken yüksek karlı ısı da meşe ağaçları ile elde edilmiş. Hatta Fatih Sultan Mehmet döneminde bölgedeki ormanların başka amaçlarla kesilmesi hesaplanmıştır. Karadeniz'in serin ikliminin etkisinde altında kalan Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan Rezve Deresi'nin ıstıranca dağlarını derin vadilerle yardığı vahşi görünümüne sahip bir bölgede yer alır. Dubnisa Mağarası, yeşilin her tonunu görebileceğiniz yoğun bitki örtüsüyle kaplı bir bölgede, ikinci jeolojik zamanda mermerler içerisinde birbirine bağlı iki kat ve 3 mağaradan oluşmuştur. Bu nedenle bilimsel olarak mağara sistemi olarak bilinir. Toplam uzunluğu 2720 metre olan sistemin üst katını kuru ve kız mağaraları oluşturulur. Gelişimini tamamlamış ve bu mağaralardan 50-60 metre aşağıda sulu mağarası yer alır. İçinden devamlı akışı olan bir yeraltı suyu, nehri akan ve deniz yüzeyinden 45 metre yukarıda giriş ağzı bulunan bu mağaranın toplam uzunluğu 1977 metredir. Son noktası ise girişten 61 metre yukarıda yer alır. Yüzyıllar boyu Osmanlı saltanatına beşiklik etmiş olan köklü şehir Edirne. Eşsiz tarihi dokusu,
doğal ve kültürel mirası ile her yıl milyonlarca ziyaretçinin akımına uğruyor. Söğüt ağaçlarıyla ve yeşil sulak çayırlarla çevrili olan şehir. Bulgaristan sınırına 18, Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Edirne için Bursa'nın oğlu, İstanbul'un ise babası deniliyor. Bursa'dan sonra Osmanlı'nın 88 yıl başkenti oluyor. 1453 yılında İstanbul'un fethi ile başkentlik görevini İstanbul'a devrediyor. Osmanlı'nın başkentlerinden biri olmasından ötürü çok ciddi bir tarihi envantere sahiptir. Edirne'nin Enez ilçesi, Yunanistan sınırına yakınlığından dolayı 2004 senesine kadar yasak bölgeydi. Şimdilerde 4 kilometrelik altın kumsalıyla Marmara bölgesinde yazın en çok tercih edilen tatil mekanlarından biri. Sahilden baktığınızda sınırın öteki yakası ayaklarınızın altında. Kuş uçuşu 25 kilometre uzaklaştıktaki ve dağ aça kadar geniş bir alanı görebiliyorsunuz. Tekirdağ'ın doğal yönden hazinesi konumunda olan Ganoslar, aynı zamanda zengin kültürü ve meşhur lezzetleriyle Tekirdağ'ın en ilgi çekici köşelerindendir. Mürevte ve Şarkköy'den Uşmakdere ve Kumbağa kadar uzanan hat üzerinde yer alan Ganoslar, misafir ettiği pek çok uygarlığın izlerini taşımaktadır. Günümüzde ziyaretçileri, doğası ve zengin kültürüyle cezbeden Ganoslar, yamaç paraşütü, off-road yarışmaları, trekking turları gibi alternatif turizm uygulamalarına da ev sahibi yapmaktadır. Güneşli göller Trakya bölgesinde nadide yerlerden biri. Demirköy ile Sivler arasında yer alan bu yere genelde kampçılar geliyor ve kamp için ideal bir yer. Kamp yapılabilecek bir sürü yeri mevcut. Bütün yorgunluğunuzu atabileceğiniz ve dinlenebileceğiniz bir yer. Suyun akışı mükemmel. Hele kıştan çıktığınızda giderseniz suyun daha çok olduğunu ve berraklığını fark edeceksiniz. Buraya neden güneşli göller dediklerini bilmiyorum ama yeşilin olduğu dönemlerde ve güneş vurduğu zaman çok güzel oluyor. Saros Körfezi'nin doğa harikası güzelliğine sahip Çanakkale ili Gelibolu ilçesine bağlı olan Güneyli Köyü, yeşilliğin ve maviliğin adreslerinden birisi. Güneş her saatte farklı parlar bu cennette. Körfez'in kristal sularında yüzmeye doyum olmaz. Sabah öğle arası denizden gelen esintiyi yüzümüzde hissettiğimiz an bilin ki Güneyli'deyiz. Fotoğraf meraklıları kayalıkların üzerinden Güneyli köyünün ve Saros Körfezi'nin güzel manzaralarını yakalayabilirler. Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, dünyada nadir görülen gölleri, temiz havası ve manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Kırklareli'ne 100, Demirköy'e 15, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki longoz ormanları her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Longozlar, çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu,
Niliferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlere de ev sahipliği yapıyor. Longoz Ormanları Milli Parkı tarihi açısından önemli bir yer. Bunun yanında ziyaretçilere gezebilecekleri çeşitli imkanlar sunuyor. İğneada Longoz Milli Parkı'nda gölleri gezebilir, denizleri görebilir ve ormanların içinde bir gezintiye çıkabilirsiniz. Ayrıca bölgede birçok pansiyon ve otel de bulunuyor. Eski adıyla Kastro, şimdiki ismiyle Çamlıköy. Trakya'nın Bahçeköy Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde. 2,5 kilometre kumsallarıyla sarayın sahil şeridindedir. Bir tarafta doğal plajı, bir tarafta da bu plaj ile birleşen altın renginde bir gölü vardır. Tekirdağ Karadeniz kıyısında Isırancı Dağları'nın eteklerinde bulunan Kastro, doğal bir plajı il merkezine 10 kilometre uzaklıktadır. Bu plajda ormanlık alanlar kumsalla birlikte başlamaktadır. Kırklareli'nin Vize ilçesinde yer alan küçük bir Karadeniz köyü, kıyı köyü. Küçük tatlı balıkçı tekneleriyle minik bir sahil kasabası da diyebiliriz aslında. Kıyı köyde tıpkı Ağva gibi iki dere arasında yer alan köylerden biri. Hatta kırmızı tuğlalı surları, ahşap ve taştan yapılmış Rum evleriyle neredeyse bir ortaçağ kasabası. Kıyıköy, İstanbul'a yakın tatil yeri arayanlar için ideal. Denizi olan, İstanbul'a yakın, halkı şeker mi şeker bir yer. Bayram tatili yaklaşırken bir plan yapmaya fırsatınız olmadıysa üzülmeyin. İstanbul'a yakın çok güzel rotalar var. Bunlardan biri de İstanbul'a 160 km uzaklıktaki Karos Dağları'nın eteklerine kurulu Kumbağa Sayfiye Beldesi.
denizi, kumu, ormanları ve lezzetli balık çeşitleriyle Kumbağa sizleri bekliyor. Tarihi yüzyıllar öncesine kadar uzanan kurşunlu germe su kemeri, Çatalca'ya bağlı olan Gümüş Pınar köyü yakınlarında bulunmaktadır. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan su kemeri, Konstantinopolis'in en görkemli su kemerlerinin başında geliyor. Kurşunlu germe su kemeri 3 katlı bir yapıya sahip olup derin bir vadiyi geçmektedir. Yaklaşık 34 metre yüksekliğinde ve 123 metre uzunluğunda bulunan kurşunlu germe su kemerinde yapılan incelemelerde yapının 7. yüzyıl başlarında onarıldığı anlaşılmıştır. Heybetiyle görülmeye değer bir yapı olan kurşunlu germe su kemerinin yakınlarında ballı germe su kemeri de bulunuyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere, eski yerleşim dokusunu ve yaşam kültürünü devam ettirmektedir. Zindandere Şelalesi, Demirköy'ün Avcılar Köyü yakınlarında yer alıyor. Aslında burası, Palivor çiftliği ile bilinen ve ünlenen bir yer. Avcılar Köyü doğa bakımından müthiş güzelliklere sahip bir yer. Aynı zamanda buradan İğneada kıyılarını görmeniz mümkün. İğneada'ya uzaklığı yaklaşık 14 kilometre. Buranın bir diğer özelliği balları. Buraya gelip de bal almadan gitmeyin. Biraz pahalıdır ama ilaç gibi balları var.